İyi günler çocuklarım. Birinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Kurbağa ile kaydıraktayız. Sayın velilerim, siz de çocuğunuzla bu konuları birebir yapmanız gerekiyor bazı şeyleri. Yoksa çocuklarımız başarılı olamazlar. Çünkü ne yapacağını da bilemezler. Evet, hemen dersimize geçelim. Hayvanlarla konuşabilseydin onlara neler söylerdin diye bu çocuğumuza bu soruyu sorup onun konusunu bu konuya çekmeye çalışırız. Çalışabilirsiniz. Onun cevabının olması önemli değil. Ne söylerse olur. Sadece konunun dikkatini çekmeye çalışılıyor burada. Kurbağa ile kaydırağı okuyorum önce hemen. Bir gün yaramaz bir küçük çocuk yakalamış gölde bir kurbağacık. Kurbağa bağırmış, "Vırak da vırak. Lütfen beni yuvama geri bırak." Çocuk ne bilsin kurbağa dilini. Şöyle anlamış onun söylediklerini. "Vırak da vırak, da vırak, vırak. Haydi gel oynayalım kaydırak." Evet, kaydırağın resmi var gördüğünüz gibi. Kaptığı gibi kurbağayı parka koşmuş. Ne güzel, kaydıraklar hep boşmuş. Bir çırpıda tırmanmış merdivenleri. Şaşırtmış kendisini görenleri. Ama bir sorun varmış ki çok önemliymiş. Kurbağanın derisi nemli mi nemliymiş. Böyle nemli varlıklar hiç kayamazmış, kaydırağın zevkine bir türlü varamazmış diyor. Evet. İnmiş aşağı, uzanıp almış onu eline. Demiş, "Akıllım, kaydırak senin neyine? Sen git göl kenarında zıpla dur. Senin becerebileceğin tek şey budur." Götürmüş kurbağayı, bırakmış eski yerine. Dönüyormuş ki kulak kabartmış sesine. Kurbağa bağırıyormuş neşeyle. "Vırak da vırak. Çok şükür kurtuldum. Şu haylazın yaptığına bak." diyerek ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Kurbağayı da bıraktığının resmini koymuşlar. Hemen etkinliğe geliyoruz. Birinci etkinlikte diyor ki bu kelimelerin anlamlarıyla eşleştirme var. Çocuk bahçesinde oturarak kayılan oyun aracı diyor. Hemen kaydırağın yanına ne yapıyor? Kutusuna içerisinde bir yazıyorum. Sonra toprakla çevrili derin ve geniş su birikintisi. Burada iki yazdım. Göl, gölden bahsediyor. Üç, hafif ıslak, nem demektir. Bu üç numarayı buraya yazdım en alta. Sıkıntı veren durum. Dört numarayı da sorun. Resimlerden de yola çıkarak zaten böyle yapabilirsiniz. Hemen arkada ikinci etkinlikte bu kelimelerin cümlede kullanın diyor. Cümleyi yazarken cümlenin ilk harfinin büyük, cümlenin sonuna nokta konulmayı unutmayalım. Ördek gölde yüzüyor, kendisi yapmış. Sorun, Ali sorun yapıyor, nokta. Kaydıraktan kaydım. Havlu nemli oldu şeklinde ilk harflerin mutlaka büyük yazmalar gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Okudum, anladım, cevaplıyorum. Üçüncü etkinlik. Çocuk gölde ne yakalamış? Kurbağa yakalamış. Kurbağa kaydırakta neden kayamamış? Kurbağa nemli olduğu için kayamamış. Kurbağa çocuktan ne yapmasını istemiş? Göle bırakmasını istemiş. Cümlelerin ilk harflerinin büyük, cümlelerin sonunda noktanın olduğunu vurgulayarak yaptıralım diyorum. Dördüncü etkinlikte de diyor ki şiire farklı bir başlık yazalım. Ben kurbağa ve çocuk dedim. Siz farklı bir şey söyleyebilirsiniz. Sence kurbağa ile çocuk neden birbirlerini anlayamıyorlar? Çünkü biz hayvanların konuştuklarını anlayamıyoruz. Tabii bunu çocuğu kendisine soracaksınız. O kendisi kendi açısıyla anlatmasını isteyebilirsiniz. Bu da konuşması da kendini ifade etmesini geliştirecektir. Şimdi 5. etkinlikte hayvanların isimlerini yazalım. Tavşan, arı, tilki, ördek, karınca, köpeği yazdım. Resimlere bakarak soruları cevaplayın. Bu hayvanlardan hangilerine evde bakılabilir? Ben köpek, tavşana bakılabilir dedim. Sonra sen bu hayvanlardan hangisine evde bakmak istersin? Köpeğe bakmak isterim şeklinde yazdım. Evde bakacağım hayvanına ne isim verirsin? Benekli ismini veririm. Siz farklı bir isim de verdirebilirsiniz tabii ki. 6. etkinlik dedi ki haydi söylenenleri sırayla yapalım. Kurbağayı yeşile boyayınız diyor. Şöyle. Kurbağanın üzerinde diyor 5 tane kırmızı nokta koyunuz. Sonra kaydırağı turuncuya boyayınız. Turuncu rengine boyayınız. Bir tane de güneşçisiniz. Güneş de tabii ki sarıya boyayacaksınız. Bende sarı boya yoktu. Umarım sizde vardır. Geldik
Yedinci etkinliğimize. Yedinci etkinliğimizde diyor ki, yedinci etkinliğimizde resimlerle ilgili birer cümle yazınız diyor. Çocuk gölde bir kurbağa ile yakalanmış diyor. Bakın yakalarken gözüküyor. Kurbağa kaydıraktan kayıyor. Burada mesela sığmayan yeri çizgiyle ayırdım. Buna dikkat ediyoruz. Çocuk kurbağayı göle bırakıyor. Heceden bölündüğünü gösteriyor. Zaten şimdi anlatacağız onu konuyu da. Kurbağa gölde oturuyor. Burada gerek kalmadı. Hemen bakın burada bunu anlatıyor. Tabloyu örnekteki gibi dolduralım. Hayvan ismi kurbağa. Kurbağa. Ağzımızın söylediğine göre biliyoruz. Üç heceden oluşuyor. Ayı. Ayı. İki hece. Fil. Bir hece. Kuş. Bir hece. Kelebek. Üç hece. Deve. D ve 2 hece şeklinde bu şekilde yazabilirsiniz. 9. etkinde de anlatıyor konuyu. Kelimeler satır sonuna sığmayınca kelimeleri bölerken kısa çizgi kullanırım diyor. Burada bir örnek vermiş hemen. Hem de bunu okutmuş olursunuz. Böcekler çeşit çeşittir. Genellikle 6 bacağı ve 2 tane anteni vardır diyor. Bakın bacağı bölünmüş heceden. Bir minik canlının böcek olup olmadığını anlamanın en kolay yolu bacaklarını saymak ve antenleri olup olmadığına bakmaktır. Gördüğünüz gibi heceden bölündüğünü burada çocuğa anlatmak gerekiyor. Haydi satır sonuna sığmayan kelimeleri kısa çizgiyle bölüp örnekteki bir yazalım demiş. Bir tanesini papat, yağı kendisi bölmüş. Böcekleri ben böldüm. Şemsiyeyi böldük. Oyun. Cak'lar. Burada O'dan bölemeyeceğiz. Bu yanlış. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tek harfli bölme yok. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu yanlış. Tek harften bölmüyoruz diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Videolar devam ediyor.